herkese merhaba arkadaşlar. Rebaj önce kaldığına Zatfin. Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber City Car Driving'deyiz ve iki tane Amerikan kapıştıracağız. Karşınızda arkadaşlar Chrysler 300 var ve onun karşısında da Ford Mustang 2005 senesi olacak. Oradan şöyle fuu der gibisiniz ama biliyorum Ford Mustang'da 300C karşılaştıracak bir araba değil tam olarak ama başka bir Amerikan yok inanın. Son zamanlarda indirdiğim modlarda da acayip hata var. Tekerlek yok, iç alan yok, kokpit yok vesaire vesaire. O tarz hatalar çok oluyor. O yüzden birazcık da bunları sıkıştırmak zorunda kaldım. Burada amacımız birazcık daha farklı kategorilerde inceleyeceğiz bunları. Onlara çok takılmayın. Bu arada araba çok şık gözüküyor. Bunu hemen de belirtmek istiyorum. Bu arabayı hiç binmedim ve binmiş kadar oldum şu anda. Acayip güzelmiş iç tasarımı. Ve otomatik tabii ki de arabamız. 106.7 radyos falan da açık şu anda. 106.7'yi bilmiyorum. 106.2 ve 106.2'yi biliyorum. Onlar iyi radyolar abi. Şimdi çıkalım. Çok şık araba öncelikle. Yani bu arabaya bindiğinde şöyle bir şey hissettim direkt. Üzerimde bir takım elbisesi olmak zorunda. Bayağı böyle her şeyim takım, hırdavat, hırdavat nedir? Öyle bir kelime vardır. İkilem. İkilem değil de her şeyim takım vesaire ikinci kelime de ekleniyor. Her şey hepsi hazır olması gerekiyor gibi. Siz anladınız herhalde. Öyle hissettim. Böyle her şey dört dörtlük olacak üzerimde. Böyle bineceğim. Yalnız genç değil. Birazcık daha ağır kesimi etkileyecek bir kısımmış gibi. Yani araçmış gibi. Gençler bunu çok sevmeyecek. Gençler ikinci arabayı daha çok sevecekmiş gibi. Ama bayağı ağır araba. Ağır hissettiriyor içine bindiğinde. Böyle ağır ve sakin ve rahat olmak istiyorsun arabada. Dönemeyeceğin bilince oradan düz geçtim. Bu arada kazamızı da yaptık. Kazamız mübarek olsun. Şimdi hemen arabaya geçeyim. Öncelikle iç tasarım çok güzel. Dış tasarımını beğenip beğenmemek birazcık tarz meselesi. Ben de çok fazla beğenmiyorum bunun dış tasarımını. Çok sıradan geliyor bana. İçini görünce şu an şok oldum. İçerisi kesinlikle çok güzel. Bayağı bir hoş olmuş iç tasarımı. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Çok cool duruyor böyle. Sanki bir Rolls Royce ya da Bentley'e binmişin gibi hissettiriyor kısmen kadranlardan falan. Şuraları çok detaylı yani. Sade şıklık var öyle diyeyim araçta. Bakın içeri. Bu arada ne yazıyor? SRT yazıyor. Yani bu hızlı olan versiyonu mu oluyor o zaman? SRT'ler genelde hızlı versiyonlarda olur. Yani o zaman Mustang de iyi kapışır anlamına geliyordu. Değil mi? Evet şimdi birazcık hız yapalım. Şimdi biraz aralardan falan makas yapalım. İlk çok ağır kalkıyor ya. Acayip ağır kalkıyor. Ondan sonra hızlanacak herhalde. Vardı şunu düzelteyim. Otomatik düzeltir diyorum ama düzeltmiyorlar genelde işte. Kamera açısını o yüzden değiştiriyorum. Kadranlarına aşık oldum resmen ya. Şu göstergeler çok güzel. Acayip güzel. Bu arada havamız da yağmurlu. Oyun içinde ilk defa yağmurlu hava deniyorum ve çok çok hoşuma gitti. Neden derseniz ışıklandırma detayları çok güzel olmuş. O yüzden de bunu tercih edesim geldi. Aa metro da varmış ha. Hiç görmedik biz bu metroyu. Nereden çıktın sen abi? Abi. Heh. Bak 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 bir de sinyal de veriyor ha. Şöyle azıcık dışarıdan da kullanalım. Kaputtan ne kadar güzel şu an yollar. Hop nereye çarptık? Bu yol bizim için kapalı gibi bir şey mi acaba? Bunu ne ara açtım ben? Neyse biz de açmıştık hatırladım. 300C. SRT versiyonu yazıyor o yüzden hızlı. Bakalım son hızda ne yapacak? Hız testinde. Direksiyon birazcık ağır. Araba ağır çünkü. Ne kadar kalabalık lan. %30 trafik buysa %100 açtığımda ne olacak? Ki %100 de böyle olur trafik. Oynadım yani. Evde makas atıyorum arada. Eğlenceli oluyor. Hatta kuzenle atışıyoruz abi makası. Makas kapışması da gelebilir haberiniz olsun. Çünkü eğleniyoruz biz oynarken. Videoyu çeksek de neden olmasın? Değil mi? Freni bayağı iyi. Kötü değil freni. Gayet idare eder bir freni var. Ani bassan da böyle kayma yapmıyor. Bak direksiyon çevirip yine bassan. Şu an hızımız o kadar hızlı değil ama. Normalde yine vup diye bir döner araçlar. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. En azından şimdilik.
Dışarıdan kullanması da keyifli yani. Yavaş yavaş hızlanıyor arabamız. İçeri geçelim. Dışarıdan kullan diyen meraklılarımız var arada, o yüzden dışarıyı da açayım. Bak 130'da frene bastım. Bir döndü sonra hemen topladı araba. Freni kesinlikle çok güzel bir artı. Bayağı hoş olmuş fren sistemi. Kendi kendine çarpmış gibi oldu. Ne oldu orada? Kornalar hep aynı ya. Orijinallerindeki böyle değildir diye düşünüyorum yani. Böyle kalın, böyle güçlü ve ağır arabaya böyle bir korna yakışmaz çünkü yani. Şu ne? Değil. Eskişehir'deyim bu arada. Şu ortadaki saat de hoş olmuş değil mi? Mercedes'e bir andırma, böyle bir mesaj yollarmış gibi. Çok güzel ya. İç tasarım çok beğendim. Freni güzel. Tasarımsal olarak içeriden güzel. Dışarıdan çok beğenmiyorum ben bu arabayı. Açık açık söyleyeyim onu. Hız konusunda da deneyeceğiz. Kullanım konforu çok hoş. Bundan önce şu detayı unuttum arkadaşlar. Videoyu incelediğimizde ve kapıştırdığımızda söylemiyorum genelde. Bazı videolarda söylüyorum. Bundan sonra bir tane daha kategori ekleyelim bunların içine ve bu kategorinin ismi de arabayı kullanırken hangisi daha çok hoşumuza gitti, daha çok zevk verdi, daha çok konforluydu veya işte arabayı hissettim şeyinde, kategorisinde olacak. Ben çıkayım gideyim, beklemeyin. Işıkta beklemeyi hiç sevmiyorum. Şu an gayet memnunum abi bu arabadan. Kesinlikle çok hoş olmuş. Ford Mustang'ları deneyeceğiz. Yani orada ikisi farklı kategorilere girecek yalnız. Çünkü bu böyle ağır, hoş, konfor, lüks ve yavaş kategorisine girerken Mustang bence daha eğlenceli, daha agresif, böyle her an her şeyin olabileceği, adrenalin bol bol yaşanabileceği bir kategoriye girecektir. O yüzden yine de orada tartışırız. O arabayı da bir inceleyelim, bir görelim nedir ne değildir. Şöyle bir gireyim ben. Bayağı trafik fazla var. Ben yanlışlıkla 70-80 falan mı açtım? Bu ne abi? 30 için çok fazla trafik. Bayağı güzelmiş. Bir de ağır olmasa çok daha hızlı ve birazcık daha hafif olsa vallahi tadından yenmezmiş. Bu iç tasarımıyla beraber çok hoş çünkü araba. Şaka yapmıyorum yani. Bakın el frenini çekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Gidiyor da yavaş gidiyor tabi. Şuradan bir dönebilir miyiz acaba? Evet. Ufaktan bir döndürdük el freniyle. Bayağı yolu, böyle bildiğin yolu dişiyle tutuyormuş gibi araba. Dişlerini geçirmiş yola, öyle tutuyormuş gibi. Hiç kontrol kaybedesi yok arabanın ya. O kadar ayarlamışlar yolu. Gerçekte nedir acaba? Kullanan vardır illaki. Çok sıkça görüyorum ben bunu İstanbul'da çünkü. Genel Türkiye'de de bayağı var yani kullanıcısı. Kullanan arkadaşlar varsa yorumlarla atarlarsa nedir ne değildir. Yakın mı? Uzak mı? Bizim şu an incelememize yoksa. Çünkü ben her hissettiğim şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildiğim kadar tabii ki de. Bak şurada bir kontrolden çıktı ilk defa. Bu da herhalde artık beni hız testine yap, geçir demek istiyordur. Hız testini hemen yapalım. Bakalım kadranda 260 gösteriyor. Yok. 190, 200 falan maksimum. Hemen görelim bakalım. Şu ilk niye bu kadar ağır ya? Gaza bildiğin köklüyorum. Arabanın kalkması bayağı ağır. Şu an gayet iyi gidiyor ama. Yani bir hızını alınca herhalde toparlıyor. Evet, tahminleri yazdık mı abi aşağı? Ne yapacak arabamız? Sanal alemde arabalar kullanmak da ayrı bir deneyim. Yani 200'ü rahat görecek gibi şu an şu girişte. Ama 260 bayağı abartmışlar yani. Bildiğin abartmışlar. 210'da kalsa 50 kilometre abartı demek, düşünsenize. Çok fazla. Otomatik olması burada bir avantaj. Manuel olsaydı işte 6. vites vesaire. Bazı araçlar oluyor, 7. vitesi var. Bende 7 yok. Orada işte ne yapıyorsun? 6'da ne yapabilirsen oluyor. Otomatik işte o açıdan avantajlı oluyor. 220'yi görmek üzere şu anda. Ama göremiyor maalesef nedense. Yokuş aşağı kesin 222'yi görür bu.
Yani yine de bir 27 kilometre abartmış olurlar. 28 kilometre. Çok yaşıyor şu sıralar. Arabalarda abartı yazmalar falan. 220. 22'yi bile göremedi. Burada uçar mıyız? Gaz bıraksam mı? Gerçi 260'da falan uçuyoruz galiba burada. O yüzden böyle iyi. Hem ağır araba, uçacağı yok bunun. Hadi be, hadi Chrysler, şurada bir şey yap. Hadi 3-5 bir şey ekle. 220. Dahası yok bende diyor. Kusura bakmayacaksın abi diyor. 40 km abartmışlar yani, öyle oluyor bu da. Yapacak bir şey yok. Senden de bu kadar abicim, ne yapalım. Ama iyi dönüyor. 220'de böyle dönebilmek kesinlikle. Hızlanca daha kontrollüymüş vitesi. Vites diyorum, direksiyon daha hafif, daha kontrollü. Ama yavaş hızda da maalesef o kadar iyi değil. Ve drift atmaya daha bir müsait oluyormuş yüksek hızda. Evet. Hemencik Mustang'e geçelim, bakalım Mustang ne yapacak. Mustang. Bu sefer manuel ile karşınızdayım. Hemen dışarıdan bakalım. Bu ne lan? Nasıl bir kamera açısı bu? Böyle açılar enteresan veriyormuş. Herhalde bu screenshot falan almak için. Yakışıklı bir araba evet, ama son çıkanlarının yanında kesinlikle tırt kalıyor. Hele 2015 modelini bir gidin Google'a yazın abi. Böyle bir araba yok. Hasta kalırsınız yani. Kesinlikle sahip olmak isteyeceğiniz arabalar listesine eklersiniz. O derece güzel bir araba. Şimdi hemen bir detaya değinmek istiyorum. Işıklarımı yaktım ama maalesef kadranlarda böyle bir aydınlanma, bir güzel görünme falan olayı yok. Tasarım olarak dışarıdan yani diyebileceğim ama içeriden efsane bir araba. Şu direksiyon, şu artı gibi abi, bir de ya gerçekten müthiş bu açılar. Açılar efsane olmuş. İşte geri kalanı fena değil ama şurası, şu torpido falan, direksiyon vesaire bayağı güzeller gerçekten. Çok çok hoşlar yani, inanılmaz detaylı ve inanılmaz hoş olmuş. Agresiflik işte bu abi. Farklı bir şeyler yapmışlar adamlar. Ben seviyorum bu olayı. Ve arabamız drift içinde müsait. Onu da söylemiş olalım. Çünkü bu bir hasta. Bu bir muscle. Bir alayım. Araba efsane. Hemen onu söyleyeyim yani. Kesinlikle. 2015 modelini yapsalar moto olarak denemek istiyorum kesinlikle. Çünkü normal gerçek hayatta hasta olduğum bir arabadır 2015 modeli. Şuradan girelim. Bilmediğim yerlerdeyim şu anda yine. Ama araba çok eğlenceli duruyor ya. Hadi bakalım neler yapacağız biz bu arabayla. Çarptık yine golfe de yedik. Hop. Drift yapılabilir. Yağmurun etkisini bilmiyorum. Yağmurun etkisi olduğunu zannetmiyorum. Araba fiziklerini o kadar eklememişlerdir. Mod konusunda en azından. Normal oyunda var tabii ki de. Yağ, kar falan. Yağ, kar. Yağmur, kar diyecektim. Yağ, kar dedim. Yağmurda veya işte karda tekerleğin etkisi orada kesinlikle vardır. Yalnız ben tek şeritli yola girdim ama neyse. Çıktık. Bu araç için zannetmiyorum yani. Varsa da ayrı konu tabi. Mod yapan arkadaşlar iyi bilecektir. Belki de tüm modlarda oluyordur yani. Otomatik oradaki listedeki arabalar gibi bir şey yapıyorlardır. Biz şuraya gidelim ya. Kurtulayım artık şuralardan. Şehir içine dalmak istiyorum çünkü. Geri tepiyor ya. Panzer. Burada panzer varsa şehrin çok yanlış noktasındayız. Biz şu tarafa gidelim. Merkezi nokta şu taraf olacak. Ve bunu tren yolundan yapalım. Yalnız biz de böyle bir zıplıyoruz. İstemesek dahi. Hayır 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 falan diye. Allah Allah. Şurada da görünmeyen ne varsa hepsini giydiriyoruz biz de. Bir de görünen inceler de var tabi. Daha hızlısını açalım. Şehir merkezine gitmek istiyorum. Nerede bu?
farklı bir noktada, şehir merkezine yakın bir yerde falan başlatsaydım. Hop. Harita olarak moto olarak harita yapsalar keşke bu oyunda. Kesinlikle çok tutulur bence ya. Yapılabilir mi bilmiyorum ama hiçbir zaman görmedim daha böyle harita modunu. Ki yapsalar efsane olur. Çünkü bu oyundan bir yerden sonra sıkılmanın tek sebebi araç modları dışında haritasıdır yani. Biz bakmayın eğlenceli hale getirdik oyunu, böyle araba kapışma vesaire. Normalde çok çok eğlenemezsiniz yani bir yerden sonra. İsterseniz 1000 tane mod olsun, bir yerden sonra sıkar. Ama haritada olursa işte tazeler kendini orada. Hem araba hem harita. Sanki yeni oyun almışsın, yeni oyun oynuyormuşsun gibi. Fizikler çünkü sıkmaz arabanın fizikleri. Gerçeğe yakın olduğu için orada tam tersine tatmin olursun yani fiziklerle. Çok kalabalık ya. Bu kadar olmaması gerekiyor. Fren konusunu denemedim. Fren de iyi. ABS de açık. Lan otobüs senden hızlı. Hadi ilerle 10. Lan otobüs ne yapıyorsun? Şurada şey denesek mi? Şöyle fantastik drift vardır ya. Tabii bu kadar araba varken normalde çok iyi yapamıyorum. Bir de bu kadar arabanın içinde. O nasıl olacak bilmiyorum ama. Seni de sağa gideceğim ben şuradan. Dışarıdan almanın zararları işte. Birinci vitesin nasıl olur acaba? Bir de o kadar iyi olmuyor şu anda. Bir döndürse, şöyle bir döndür abicim. İki daha iyi. Birazcık daha hızlı lazım çünkü bize. Böyle filmdeki gibi dönüp dursak değil mi? Onu bir ara deneriz abi. Sıfır trafikle. Trafiklerin arasında daha bir artistik olur tabii ki de yapabilmek ama onu da herkes yapamıyor, ben dahi en azından şimdiki aşamada. Sonra ne olur bilemem. Birazcık da öne alalım, çok arkada kalmışız o. Yaklaş yaklaş abi, tamam. Okey. Beşinci vitesi de var arabanın. Yağmur bundan sonra herhalde almam. Birazcık doydum yağmuru. Bir de görüntüyü biraz etkiliyor. Morali birazcık etkiliyor. Yağmurlu havada bilirsiniz insanlar şey olur böyle. Böyle gezersin, mutsuzluk gibi bir şey. Çünkü yağmur birazcık daha insanın böyle o mutlu enerjisini kapıyor gibi bir isim var benim. En azından bende öyle etki bırakıyor. Güzel, iyi, hoş da biraz üzüyor be gibi. Ama tabii onun da kendine kattığı şeyler var yağmurun da. O da ne olabilir? Romantiklik olabilir kimine göre. Yağmurun etkisi. Böyle yağmurda kafalar farklı çalışan tipler de vardır kesin. Havaya göre değişir herhalde bu olay. Neyse o detaylara çok girmeyelim. Araba güzel şekil ama hız testinde ne yapar? Bu arada ne yazıyor? Bana 140 mil gözüküyor. Size hiç gözükmüyor da olabilir. 140 mil. 140 mil hemen kilometre yapalım abi. Ne yapıyor? Hiç fikrim yok şu anda. Yani ben düz hesapla yaparım. 220 yapıyor benim hesabımda şu anda. 220 kilometre ise bayağı yakınlar, hatta 300C alacak bu adam yani. O da 220 idi ama onda 260 yazıyordu. Şu tasarımı çok seviyorum ya. Direksiyon acayip şık abi. Yok böyle bir direksiyon. Bum. Evet, hız testine geçelim. Bunu normal havada bir ara yine kullanırız. Belki canlı yayınlarda vesaire kullanabilirim, haberiniz olsun. Şeye geçip bir bakalım hız testini ne yapacak. Başlayalım. Evet, şimdi temiz havada daha iyi görüyorsunuz. Yağmuru kapadım. Aracın performansını etkileyebilir. Tekerler kayar mayar falan filan. Abi çok çabuk hızlandı yalnız bu. Allah Allah. O zaman ben 220 diye yanlış yazdım. Benim hesabım yanlışmış bakın. Çünkü 240'ı gördü ve hala 140 mile ulaşmadı. 260, 140 mil mi oluyor o zaman? Evet.
Ama gösterdiğini kesinlikle veriyor gördüğünüz gibi araba. Yani neyse mi o diyor. Abartı yok. Altıncı vites. Altı da varmış. Allah Allah. Altı da varmış. Bak orada bayağı bir zorladık. Bir test daha yapabiliriz bunda. Eğer maksimum hızda takılıp kalırsa yapmayız. Ama öyle bir şey olmazsa bir şans daha tanırım ben buna. Benim hatam sonuçta. Abi araba uçuyor kaçıyor. Ne alaka? Yani tekrar bir test yapacağız bunu. Bu 300'ü görecek yani bu hayvan. İnsan mısın lan sen? Nasıl bir hız? Hayvan. Evet, burada yolumuz bitiyor artık. Şöyle aradan hızlı girebilir miyim? Girerim. Evet giremedim. Kayıyor çünkü. Hemen yeniden diyelim. Biraz 5'te zorlayabilirdim ama sanki zorlasam, biraz daha zorlasam daha iyi olacakmış gibi hissettirdi bana. Motor o sesi verdi çünkü. 6'yı aldığımızda biraz içeri kapandı böyle. Oh, ne yaptın ya falan der gibi oldu. 280'i gördü şu an. Ve daha 5400 devirdeyiz ki 7000'e kadar yolu var. 290. Müthiş araba ya. Müthiş. Gazı bıraksam mı orada dedim yani, demedim değil. Kesinlikle ben bunu dedim. 297'yi gördü. Dışarıdan kullanmaya gerek yok herhalde değil mi? Bir de her videoda söylemiyorum, bazı videolarda şey geliyor, yorum altına sorular geliyor, yorumlar kısmına, yorum altına, video altına. Araba debriyajda mı kalkıyor yoksa debriyaj kısmı var mı falan diye. Onu birkaç videoda bahsettim ama yine bahsedeyim. Debriyajlı, otomatik arabalar sadece, debriyajsız. Bazı otomatik manueller oluyor, mod hatası gibi bir şey oluyor o da. Araba otomatik ama manuelde de kullanabiliyorsun, orada işte debriyaja gerek kalmıyor. Çünkü oyunda tanınmamış yani mod olarak öyle. Ama normalde manuel arabaların hepsi debriyaj ile kullanılıyor. Bu zaten bilen biliyordur da bilmeyenler için söylüyorum bunu. Tamamen orijinalde neyse öyle. Orijinal araçlardaki gibi yani. Manuel araçlardaki gibi. Şurada gazı bırakacağım. Hatta freni de abandım birazcık. 260 burada sıkıntı yani çünkü. Bundan sonra toparlayabilirim ama kendini, öyle bir soru geldi şu an. Kafama o soru takıldı. Evet. Daha hızlı olsaydık orada zaten gitmiştik yine. Kaput olmuştu araba. Yalnız yol bitti ya. 297'den sonrası var mıydı az önce, hiç dikkat etmedim. O zaman ne yapacağız? Full basacağız abi. Oraya kadar yapabiliyoruz yolu çünkü. Ya da biraz daha geri gitme şansımız var mı? Gerçi diğer arabaya biraz haksızlık olacak ama o maksimum yapmıştı yani, üstüne gitmiyor daha fazla. Biraz daha bu tarafa gidelim. Böylece daha fazla şans tanımış olacağız. Şuradan falan başlayalım. Bundan sonra da öyle yapsak daha iyi olmaz mı? Değil mi? Burada bu kadar gelmişken ne diyorsunuz? Yapalım mı? Dön lan. Bir kıçını şöyle bir döndür iyice. Şu an bir drift söz konusu değil. Dönüyor da ben mi fark etmiyorum? Bana şu an dönüyor gibi gelmiyor çünkü. Hadi lan. Dönüyor muymuş? Bir dakika lan. Bir de dışarıdan deneyelim şunu.
Dönmüyordu ya. Orada bir döndü sadece. El freni mi çeksem sana? O mu işe yaradı? El freni. Az önce yağmurdanmış o zaman bunun kayması. Çünkü şu an hiç öyle kayma kayıyor gibi bir şey de yok ortada. Kaysana lan. İnsafsız. Yağmurun etkisi bayağı güzelmiş o zaman. Yağmurda bir şeyler yapmak lazım yani. Evet, gidelim. Devam edelim. Dışarıda ne kadar yakışıklı değil mi araba? 5. vites. 300'ü görecek zaten bu. 300 bunun için problem bir şey değil. Evet, 7000 devirdi. 6'yı aldım. Önü de şık, arkası da şık ama yandan çok şık değil bu araba. Yapma. Ulan her yere ayrı bir dert bu aracında. Böyle de olmaz ki. Seni nasıl yapacağız seninle biz? Daha fazla şans tanıyalım diyoruz. Olmuyor. Zıplıyor sürekli ya. Arabada mı bir sorun var, yolda mı anlamadım şu an. Bu arada bayağı bir uzadı. Her an video durur. Yani bu mobil videosu duracaktır buranın webcam'ı. Orada bir sakatlık varsa sıfırdan başlayıp kaldığı yerden gideceğim yani. Böyle dönmeyeceğim. O anda o yolda bir sıkıntı da olabilir. Oluyor bazen. Bazı araçlara özel yollar bazen değişiyor. Aşağı indikten sonraydı. Şurada bir yerde ortadaydı. Yine aynı yoldan gitmeyeyim. Yani 6'yı alayım. Atlattık şu anda. Bakalım 300'ü görecek. Ama 300'ün üstüne ne kadar görecek onu merak ediyorum. Şeyin kaldı. Chrysler'ın 222'yi görmüştü. Bu araç ne yapacak? 300 kaç yapar acaba? Şu an bayağı sakin gidiyor. 270'ten sonra falan sakinleşti bayağı. 297, 98, 99. Evet. 3 ve 2 sıfırı gördük. Burada uçacağız mı? Uçacağız. 300'ü gördük. Dahası yok. Yeter abi. 3, 2, 0'ı koyduysa Allah bereket versin. Daha ne isteyelim? Hız göstergesinde o kadar yok çünkü. Ve araba fazlasını bize sunmuş durumda. El freni çekik bir şekilde de gidiyor ya. Arabaya bak. Böyle araba mı olur? Bak el freni çekik. Evet arkadaşlar, burada bölüm bitiriyorum. Oo, GT yazısıyla bitirelim. Güzel denk gelmiş GT yazısı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğenip paylaşmayı. Tabii ki de bunu demeden önce kazananı açıklayacağız değil mi? Onu unuttum, iyice kafa gitti. Öncelikle Chrysler'ın iç tasarımı efsane. Yalnız bunun da iç tasarımı efsane. Kimsenin hakkını kırmak istemiyorum, orada eşitlik vereceğim. Dış tasarımı olarak Ford Mustang 1.0 önde. Kullanım keyfi olarak ikisinin de hakkını yemeyeceğim. Çünkü o çok konforlu, çok lüks olduğuna göre bu da çok eğlenceli ve çok agresif ve gençlere hitap eden bir araba olduğu için burada da ikisine eşitlik veriyorum. Kesinlikle bu konuda ikisi de gayet iddialılardı. Onun dışında başka neyimiz kaldı? Kullanım konforu dedik, tasarımlara geldik. Hız testi olarak ses zaten ikisinde de yok. O yüzden ses konusuna değinemeyeceğim maalesef. Vay vay vay, şuna bak be. Şöyle bir tasarım. Sabnayım nasıl olur? Güzel olur herhalde. Hız testi olarak da zaten gördünüz. Mustang parçaladı. O konuda birazcık da zaten haklıydı. Bu şeyi yarışımızda Mustang kazanmış oluyor kapışmayı. Ama gönül isterdi ki böyle Camaro olsun, Plymouth serisinden bir şeyler olsun vesaire yeni araçlarından. Ya da Dodge Challenger gibi arabalar olsun. Karşısında kesinlikle onlardan bekliyordum ben. Ama şu sıralar modlar çok sorunlu. Teker yok, iç kısım yok, bazılarında hiçbiri yok, araba yok vesaire vesaire. Ve istediğimiz modlar gelmeyince mecbur Chrysler'ı alayım, size tanıtayım dedim. Hatta bir önceki bölümde size şey sözü vermiştim. Servis araçları gibi araçları söz vermiştim.
Onun da misal bir arabası iyi, ikinci araba karşısına çıkan ikinci araba bayağı berbat durumdaydı. Hiçbir şey yoktu yani arabanın. O yüzden onu da yapamadım. Öyle bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu ve kapışmayı beğendiyseniz, seriyi de beğeniyorsanız kesinlikle beğenip paylaşmayı, kanalımızda yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.